Kerem Can Bulat, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a satışıyla birlikte o noktayı doldurabilmek için Beşiktaş kulübü yöneticileri ve profesyonelleri çalışmalarına başladı. Şu an itibariyle Beşiktaş'ın transfer gündeminin, yani dörtlünün sol tarafı için, sol koridoru için en yüksek adayı Muhanap Cenze Hammarby kulübünde forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon İsveç liginde bir gol, beş asistle oynamıştı. Öte yandan Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Hammarby Kulübü yetkilileriyle de görüşmelere başladı. Şu an henüz transfer olumlu veya olumsuz anlamda sonuçlanmadığı için net bir rakam, net bir bonservis ücreti söylemekten kaçınalım, ancak 900-950, 1 milyon euro civarında bir bonservis ücretinin olduğunu söyleyelim. Iraklı bir oyuncu, İsveç'te doğmuş ve 1997 doğumlu, 25 yaşında bir oyuncu. Sanırım çok kısa zaman içerisinde Beşiktaş Kulübü yöneticileri ve profesyonelleri bu transferi sonuçlandırmak istiyor. Beşiktaş sol kanatta oynayacak Rıdvan'ın alternatifi için Umut Meraş'la birlikte o noktada forma rekabetine girecek oyuncu transferini bir hafta içerisinde gerçekleştirmek istiyor. Bugün an itibariyle Muhanap Cenze Beşiktaş'ın dörtlüsünün sol koridoru için en güçlü aday. Hammarby ile de pazarlık süreci başladı Kerem Can Bulat. Teşekkür ediyoruz Sercan Dikme'ye aktardıkları için. Hocam oyuncuyu izleme şansım benim olmadı açıkçası. Bir şey diyemiyorum. Futbolcuyla alakalı bilmiyorum. Siz daha önce seyredebildiniz mi? İzin verirsen benim de olmasın. Ben de seyredemeyeyim. Çünkü transfer döneminde gerçekten çok futbolcu araştırmak zorunda kalıyoruz. Hepsini de yakından tanıma şansımız yok. Kaldı ki scout ekipleri bile yani bu derece detaylı bilgilere sahip olmayabilirler bazı oyuncular. Çünkü son anda gündeme geliyor. Zeki Uzundurkan sol kanat bek transferi gerçekleşecek. Kesin. Öyle görünüyor Kesin. Rıdvan'dan sonra. Evet. Adaylardan biri Muhannad Cihazi ekrana arkadaşlarımızı yansıttı. Sercan da bahsetti. Evet. Nasıl bir profil bekliyordunuz? Ben daha üst seviye bir profil bekliyorum. Sonuçta Rıdvan Yılmaz'ın boşluğu, hani Umut var tamam orada ama potansiyelli bir oyuncu olur diye düşünmüştüm. Mutlaka scout ekibinin radarına girmiş bir oyuncudur. Maliyeti de çok yüksek olacağını da düşünmüyorum. Oyuncunun alacağı ücretin de yüksek olacağını düşünmüyorum ama demek ki ilgi çekici bir oyuncu ki yani birden gündeme geldi. Çünkü medyada çıkan bir isim değil. Hani çok bilinen bir isim de değil. Ama mutlaka üstün özellikleri var ki Beşiktaş bu oyuncuyu transfer etmek istiyor. Eintracht Frankfurt'a Rıdvan'ın transferi sırasında işte Kazım Can gündeme gelmişti Altay'dan. Galatasaray kaptı. Fizikli, güçlü bir oyuncu. Tabii ki kendini gelişmesi gerekir. O dönem öyle bir oyuncu düşünülüyordu. Türkiye'de de demek ki bulamadılar ki Hammarby'den bu oyuncuyu gündemlerine almış. Hayırlı olsun Beşiktaş açısından. Beşiktaş stoper de arıyor biliyorsunuz. Şöyle de bir gelişme var. Konyaspor'dan Adil Demirbağ. Onunla ilgili bir görüşme olmuş. Sportif direktör Ceyhun Kazancı oyuncunun şartlarını sormuş. Konyaspor 4 milyon euro bonservis isteyince Abdülkerim'i 2,8 milyon euroya sattınız hani indirim olur mu falan diye İlhan Palut kesinlikle Avrupa'da da iyi bir Avrupa'ya giriş yaptıkları için kadronun muhafaza edilmesini istediği için yani öyle bir nabız yoklaması olmuş ama devamı gelecek bir transfer gelişmesi değil. Ama Beşiktaş'ın sadece sol bekle sınırlı değil sanki bir de stoper alacaklar. Çünkü Saiss'in de bir sakatlığı olduğu söyleniyor. Orada da belki bir sıkıntı yaşama ihtimaline karşılık oraya bir stoper daha alacaklar. Türkiye'den bir stoper düşünülüyor belli ki. Önümüzdeki günlerde o konuda da bir gelişme olacaktır ama ben Rıdvan'dan sonra yani Iraklı bu oyuncunun Muhanat'ın nasıl performans vereceği önemli ama belki de transfer de edilmez bilmiyoruz. Yani sorulmuştur, görüşmeler olur. Hani maliyet hesap kitap yapılır ama Rangers'ın hocası Bronckhorst'ta Rıdvan Yılmaz'la ilgili övgü dolu sözler kullanmış. Yani çok istediğim bir oyuncuydu. Ve Rıdvan'la transferi kapatıyoruz demiş. Oyuncuda büyük bir gelecek gördüğü için, bize çok yararlı olacağını düşündüğümüz için
transferin için çok çaba sarf ettik şeklinde bir görüş belirtmiş. Muhannad Ciyez'in adı da Celtic'le anılmış daha önce. Enteresan. Onu söyleyelim. Bu bilgiyi paylaşalım sizlerle. Birkaç ay önce en azından adı gündeme gelen oyunculardan bir tanesiymiş. Hocam İsveç Ligi devam ediyor. 13 maçta 1 gol 5 asistlik bir katkısı var. Ama tabii asistleri nasıl yaptığını bilmiyoruz. İzlemediğimiz için bir şey söylememiz şu an için mümkün değil. Göz atabilirsem de atacağım, evet. Onu da söyleyeyim. Oynuyor olması oyuncunun bir artı. Yani şu an ligi devam eden bir takımdan gelecek olması en azından fiziksel efor açısından bir artı gibi görünüyor. Ya mutlaka oynadığı takımın oyun anlayışı da çok önemli burada. Hı hı. Çünkü Beşiktaş bu sene herhalde ligimizin genel oyun anlayışının dışında bir anlayışla oynayacak. Zaten hoca üçlü defanstan vazgeçmeyeceğini söyledi. Evet. Kaldı ki Wolves maçında da Beşiktaş'ın defoları çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yani kanatta oynatacağın iki oyuncunun da oyunun iki yönünü kesinlikle oynaması lazım. Sizin üçlü stoper bölgenizde zaten kalite olarak eksiğiniz varsa, iki oradaki oyununuz hem defansif hem de ofansif yönde oturmadıysa, orada ciddi birinci bölgede sorun yaşıyorsanız, oradaki kanat beklerinin desteğine özellikle ihtiyacınız var. İki yönlü oyunda da hem oyun kurarken hem de savunma yaparken. Fenerbahçe'de üçlü oynamıştı. Fenerbahçe'nin üçlüsünde biz iki tane bekin, Osay Samuel'in ve Ferdi'nin sık sık geriye kadar gelip defansı beşlediklerini gördük. Ki kalabalık olduğu için de Fenerbahçe çok pozisyon vermiyordu 9 hafta lider gittiği dönemde. Ama Wolves maçında o iki kanat beki de geriye gelmekte zorlanınca geride Beşiktaş çok dağınık bir oyun sergiledi. Evet. O yüzden belki Beşiktaş camiasında bir umutsuzluk ortaya çıkmış olsa bile bunu biraz da abartılı buldum. Yani hazırlık döneminde... Hocam birkaç tane bireysel hata sonucu yenilen goller aslına bakarsanız. Mutlaka. Normalde ama, çok fazla olacak bir şey değil. Ben biraz da gerçekçi olsun diye şöyle değerlendirdim. Bakın, hı hı. Beşiktaş önde baskı yaptı. Wolves çıkmakta zorlandı dönem dönem. Ama Wolves'in bazen de rahat bir şekilde çıktıklarını gördük. Onun nedeni şu. Günümüzde artık Avrupa'nın böyle biraz ben takımım diye düşünen takımların hepsi önde baskı yapıyor. Kaldı ki onlar baskıyı bilinçli yapıyorlar. Bizim takımlarımız benim görüşüme göre doğaçlama bir baskı yapıyor. Hurra, 7 kişiyle baskı yapıyorsun. Ama kim nereye koşacak? Kim kimi kapatacak? Bunu çok iyi çalışmadığımız için rakip bilinçli bir şekilde ben eğer benim sağ tarafımdaysa oyun, hı hı. Onlar çok kişiyle oraya basarken solda birini boşa çıkaracağım, onunla çıkacağım çalışmalarını yaptığı için Wolves böyle çıktı. Şimdi sen geriden oyun kurmaya kalktığında, ki bizim takımlarımız da bunu zaman zaman yapmak istiyorlar ki kurmak zorundasın da, rakip bir baskı yaptığında biz hiçbir türlü çıkamıyoruz. Türkiye'deki geriden oyun kurmalara bak, out olur. Kaleci out atacak. İki stoper açılır ceza sahasında. Stoperin birine pas, kaleciye geri pas. Ondan sonraki pas yok. Hadi uzun top. Bu geriden oyun kurma değil ki sevgili Kerem. O yüzden Beşiktaş'ın oyunun iki tarafını da çok çalışması lazım.